Merhaba, programa hoş geldiniz. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim Ayşegül Hanım? Ben Ayşegül Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde okurken film dersleri almaya başladım ve bir film sertifikasını tamamladım. Daha sonra da yüksek lisansımı sinema TV üzerine yaptım. Ve bu yüksek lisansı yaparken de hem sektörde çalıştım hem de kendim filmler yazıp çektim. Ve daha sonradan da hem Boğaziçi Üniversitesi'nde hem de özel kurumlarda film analiz dersleri vermeye başladım. Aynı zamanda da yazdığım filmleri çekmeye devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyor. Ne kadar güzel, çok zevkli ve yeni nesil bir iş herhalde, değil mi? Evet, çok keyifli gerçekten. Evet. Peki, film okumak ne demek? Aslında film okumak derken kastettiğimiz filmin içinde barınan anlamları katman katman çözmeye çalışmak. Ben ilk film okuma atölyesini açtığım zaman aslında insanlar senaryo okuduğumuzu sanıyordu. Ama aslında yaptığımız şey filmin anlatı paralelliği üzerinden bize aktarmış olduğu anlamları çözümlemeye çalışmak. Ve filmin yaratıcısının ne demek istediğini daha iyi anlamaya çalışmak. Aslında film okumak özetle bu demek. Peki dersler ne şekilde gerçekleşiyor? Şu an iki tane kurumuz var. Bir tanesi başlangıç kuru dediğimiz bir kur. Bu kura gelmek için daha önce herhangi bir sinema eğitimi almış olmak gerekmiyor. Hiç sinema eğitimi almamış olan bir insan bile gelip filmin temel dil ögelerini bu kursta öğrenebiliyor. Ve 5 hafta sürüyor şu an. Ve bu kura katılanlar filmin en temel elementlerini, işte mizansen, sinematografi, ses, müzik, kurgu, işte bazen film türleri, film akımları, biraz sinema tarihi gibi bu konulara girip çıkıyoruz. Bayağı genel bir bakışa sahip oluyorlar ve bir filmi analiz etmek nasıl bir şey? Pratik etme fırsatı buluyorlar. Bir de devam kursumuz var. Devam kursumuzda her hafta farklı bir filmin, farklı bir yönetmenin, farklı bir akımın ya da türün odaklandığı dersleri kapsıyor. Ve genelde başlangıç kursunu bitirmiş olanlar devam dersleriyle devam ediyorlar. Ve her hafta yeni bir tür ya da akım ya da yönetmen sineması keşfetme olanağı buluyorlar. Bu şekilde devam ediyor derslerimiz. Evet. İki kur. Peki ne yararı oluyor bunları bildiğimiz zaman? Şimdi aslında hani her sanat eseri gibi sanat eseriyle sanata bakan, sanatı izleyen kişi arasında çok özel ve böyle çok biricik bir ilişki var. Ve biz aslında o eserlerle aramızda kurduğumuz ilişkiyi birazcık daha güçlendirmeye çalışıyoruz. Esere baktığımız zaman, onu izlediğimiz zaman onu daha iyi anlamaya, sanatçının bize ne demeye çalıştığını daha iyi algılamaya çalışıyoruz. O yüzden film okuma dersleri sanat eserlerini ve sanatçıları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Ve bunun üzerinden de aslında kendimizi, hayatı daha iyi anlamamızı sağlıyor. Çünkü bir filmin içerisinde belki kendi hayatımızda, kendi gündelik hayatımızda yaşayamayacağımız kadar çok farklı hayatları deneyimleme fırsatı buluyoruz. Diğer sanatlarda da böyledir. Yani edebiyatta böyle, operada böyle, tiyatroda böyle. Kendimiz belki yaşayamayacağımız bir sürü deneyimi o sanat eserinin içine girerek deneyimleme fırsatı buluyoruz. O yüzden sanat bize kendimizi de tanıma, dünyayı, hayatı daha iyi anlama fırsatı da veriyor. O yüzden film okuma da ve filmleri daha iyi anlamak, filmleri daha iyi analiz edebilmek bize kendimize dair de birçok şeyi öğrenme, hayata dair birçok şeyi öğrenme fırsatı veriyor. Bizi gerçekten de aydınlatıyor ya da şöyle de diyebilirim ki paylaşma ihtiyacımızı da tatmin ediyor bir yerde. Çünkü sanatın amacına ya da sanatı neden ihtiyaç duyduğumuza baktığımız zaman yani bu ihtiyacın hiç bitmediğini görüyoruz. Hiçbir zaman sanata olan ihtiyacımız bitmiyor. Temelde baktığımızda sanat eserleri 3 aşağı 5 yukarı aynı konulardan bahsediyorlar. Ölüm korkusu, sevdiğimiz birini kaybetme korkusu, şefkat arayışı, sevilme ihtiyacı, başarısızlık korkusu, güven arayışı gibi çok çok temel konulardan aslında bahsediyor hepsi. Farklı şekillerde bahsediyorlar. Ve biz de yani her ne kadar bu konularla alakalı kitap okusak da, oyunlara gitsek de, şarkı dinlesek de bu ihtiyaç hiç bitmiyor. Yaşadığımız müddetçe bu konuları konuşma, paylaşma, bu konulara dair bir şeyler öğrenme ve kendimizi geliştirme
fırsatı arıyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek. O yüzden sanata gerçekten çok ihtiyacımız var ve bu ihtiyaç hiç bitmiyor. Ve film analizi de aslında burada bu ihtiyacı daha da iyi karşılamak için bir fırsat sunuyor bize. Çünkü filmleri ne kadar iyi anlarsak gerçekten de kendimize dair olan içgörümüz hem artıyor hem de filmlere dair onlardan alacağımız deneyim de daha çok artıyor. Bir de belki empatik olmayı sağlıyor değil mi? Kesinlikle çok günlük hayatımızda katkısı olabilir. Evet. Hiç belki normal hayatta karşımıza çıkmayan başka hayatları görme ve anlama fırsatı veriyor bize gerçekten de. O açıdan kesinlikle empatiyi de çok geliştirdiği çok doğru. Şimdi bazı filmleri izledikten sonra ya da çıktıktan sonra hiçbir şey anlamadım, hatırlamıyorum. Zaman yok, mekan yok, çok karışık, daha çok aklım karıştı diyorlar. Neden? Belki de yani bazı filmleri anlamak biraz daha efor ya da bazen deneyim gerektirdiği için olabilir. Aslında filmler çok açık şeyler. Yani film izlediğimiz zaman o filmden muhakkak hepimizin alacağı şeyler var ama bazen filmlerin çok kesin anlamları olduğunu düşünüyoruz ve illa o anlamı anlamamız gerekiyormuş gibi geliyor ama filmin anlatmak istediği şeyi anlamasak da illaki bir şeyleri algılıyor oluyoruz kendi çapımızda. Biz tabii kursumuzda onu da genişletmeye çalışıyoruz. Filmden alacağımız şeyi de genişletmeye çalışıyoruz ama herkesin seviyesi ne olursa olsun biz sinema filminden alacağı anlamlar, çıkartacağı şeyler muhakkak var. Bazı filmler evet biraz daha zor oluyor anlaması ya da yönetmenin biraz daha komplike bir dil, daha ya da sofistike bir dil kullandığı zamanlar oluyor. O zaman evet anlamak biraz daha deneyim ya da pratik gerektiriyor. Evet. Ama evet ona rağmen aslında düşündüğünüzde hiç anlamadım bu filmden bir şey dediğimiz filmden bile aslında anladığımız çok şey olduğunu düşünüyorum ben herkesin her seviyede. Evet. Bazen bir filmin kitabını okuyoruz sonra filmi izliyoruz. İkisi arasında çok farklı olduğunu görüyoruz. Neden olabilir? İkisi çok farklı sanat dilleri aslında, kitapla, edebiyatla sinema. O yüzden ben kendim de genelde kitap uyarlamalarından yani kitap uyarlaması olan, senaryolaştırılan filmleri orijinal kitapla, orijinal metinle pek kıyaslamamaya çalışıyorum. Çünkü ikisi farklı diller, ikisi farklı iletişim kanalları kullanıyor, farklı elementler kullanıyorlar. Biri kelimeleri kullanırken diğeri renkleri kullanıyor ya da müziği kullanıyor, hareketi kullanıyor gibi. Biri bazı şeyleri çok hayal gücümüze bırakırken diğeri biraz daha belirginleştiriyor, kesinleştiriyor kafamızı. O yüzden farklı yaklaşımlar var. O yüzden de birebir aynı olması mümkün değil ve iyi ki birebir aynı değil diye düşünüyorum ben. Çünkü biri edebiyat, biri sinema. Evet. Farklılık bir zenginlik katıyor. İkisinin de kendine has artısı, yani ikisinden de alacağımız farklı şeyler var. Edebiyatında, sinemanda farklı... Peki film okumayla ilgili bu alan dünyada ve Türkiye'de hangi ihtiyaçtan ne zaman ortaya çıktı? Aslında sinemanın doğuşundan itibaren filmleri anlama ihtiyacı bence vardı ama ilk sinema tarihinde aslında filmler ortaya çıktı. 1895 yılında doğuyor sinema ve aslında bir 30 yıl kadar neredeyse bir 20-30 yıl kadar aslında daha derin konulara çok fazla giren bir giren sinema filmleriyle çok karşılaşmıyoruz. Fakat bir süre sonra sinemanın dili çok zenginleşiyor, anlatılan öyküler zenginleşiyor ve öyle de olduğu zaman yani sinemanın anlattığı öyküler daha zenginleştiğinde bu ihtiyaç muhtemelen ortaya çıktı ve filmler üzerine yazılmaya, çizilmeye, konuşulmaya daha çok başlandı diye düşünüyorum. Evet. Peki film dili nasıl öğrenilir? Günde kaç saatle, egzersizlerle mi, uygulamalı mı? Biraz bilgi verir misiniz? Film dili aslında sıradan bir dili öğrenmek gibi. Yani her dilin kendi ögeleri var. Film dilinin de ögeleri var ve film izledikçe aslında teknik tarafını bilmesek de bu ögeleri anlayabilecek hale geliyoruz. Yani mizansen, sinematografi gibi ögeleri, ses, müzik, kurgu, tüm bunları ne kadar film izlersek aslında o kadar daha iyi anlamlandıracak, anlayacak hale geliyoruz. O yüzden de bence film dilini en iyi öğrenme yolu
bolca film izlemek, bir şey okumak ya da teknik olarak kendini geliştirmekten de öte bol bol film izlemek. Çünkü teknik olarak bir şeyleri öğrendiğiniz zaman da eğer film izlemezseniz o bilgiler çok havada kalacaktır pratik olmadan. O yüzden yani bence yapılması gereken en iyi şey bol bol film izlemek. Teknik taraf bence ikinci önemde. Daha sonradan geliyor, arkadan geliyor bence film analizinde. Ya da bir filmi anlamak açısından diyelim. Peki, filmler nasıl detaylı anlatılır ve anlam kazanılır? Bence farklı farklı elementlere de bakmak hem de büyük resmi kaybetmemek filmi detaylı bir şekilde anlamlandırmak için çok önemli. Bunu da biraz daha açmam gerekirse yani aslında filmin hem sinematografisine hem mizansenine işte atıyorum karakterin giydiği kıyafetlerden seçilen mekanlara, mekanın nasıl giydirildiğinden, ne tip renklerin kullanıldığına, işte sahne içi hareketlerden oyuncunun oynama şekline, oyunculuğuna, kullanılan müziklere, ses kurgusuna, filmin temposuna, filmin kurgu diline. Ya yani tüm bunlara tek tek bakmak belki gerekiyor ama bunu da yaparken büyük resimden, filmin yaratmaya çalıştığı kavramsal bütünlükten de kopmamak gerekiyor detaylara çok fazla girip. Bu ikisinin arasında çok güzel bir denge yakalandığında film çok detaylı bir şekilde ve çok katmanlı bir şekilde anlaşılabiliyor diye düşünüyorum. Evet. Peki filmle ilgili şöyle bir örnek verelim isterseniz. Mekan hep karanlık, duvarlar hep bordo ya da koyu yeşil. Mavi giyinmiş bir hanım var. Ve oyun boyunca da maviyi bir türlü bırakmıyor. Verdiği mesaj ne olabilir? Aa, bu çok şey oldu. Zor bir soru. Bu zor oldu. Bir açıdan zor böyle bir sahneye cevap vermek. Çünkü işte az önce dediğim gibi detaylara bakarken büyük resimden o büyük kavramsal çerçeveden kopmamak gerekiyor da o tematik bütünlükten uzaklaşmamak gerekiyor. O yüzden böyle bir sahneyi tam olarak anlamlandırabilmek için filmin bütününü kesinlikle görmüş olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama filmin bütününü görmeden dahi o karanlığın belki bilgi eksikliğiyle ya da gerçekten direkt çok karanlık bir durumla mavinin depresyon, üzüntü, hüzün, kayıpla alakalı ilişkili olabileceğine ya da bir soğukluk, bir mesafe, bir enerjisizlik anlamına gelebileceğini belki söylemek mümkün olabilir. Ama dediğim gibi o büyük kavramsal çerçeveden, o bütünlükten kopmamak gerekiyor. O yüzden o fotoğrafı, o anı, o sahneyi tam olarak anlayabilmek için filmin önceki sahnelerine, hatta bütününe muhakkak bakmak gerekiyor. Yani hem detaylara bakmak hem de bütünden kopmamak çok şart filmi anlamlandırırken. Peki genel olarak filmde renklerin anlamı nedir? Mesela hep sarı giyinen kişiler, turuncu, kırmızı, yeşil gibi bir anlamı var mı? Tabii ki bunlara da anlamlar yüklüyoruz filmi analizinde. Ama gene az önce söylediğimi burada tekrar etmem gerekir ki filmin bütünselliğinden kopmadan bunu yapmak gerekiyor. Mesela sinemada diyelim ki yeşil çok hastalıklı bir renk ya da hastalığı işte içsel hastalıkları ya da fiziksel hastalıkları resmedebiliyor. Bazen işte zehir ya da mide bulantısı hatta ölüm anlamına bile gelebiliyor bazen yeşil kullanıldığı zaman. Ama gene bütün yani filmin bütününe bakmak gerek. Çünkü yönetmen ya da filmin yazarı, filmin yaratıcısı bazen yeşili bundan farklı bir şekilde kodlayabiliyor filmde. Mesela neşe olarak, mutluluk olarak kodlama şansı var yönetmenin yeşili. Bunu yapabilme ihtimalinden dolayı yönetmenin yani herhangi bir nesneyi, kişiyi, durumu, rengi, sesi başka bir anlamla kodlayabilme ihtimali olmasından dolayı her zaman muhakkak bütününe bakıp ondan sonra gene bu anlama dönüyorum, yani bu detaya dönüyorum. Ama mesela işte yeşilin çok hastalıklı bir renk, mavinin çok soluk ve enerjisizlik, üzüntü, hüzün gibi duygulara yakın olduğunu, daha sıcak renklerinde daha sıcak duygularla genelde eşleştirildiğini genel olarak söyleyebilirim. Mesela turuncular daha böyle sevgi, yakınlık gibi konular daha canlandırıyor, çağrıştırıyor. Kırmızı mesela tehlike,
ya da dikkat çeken herhangi bir durum olarak ya da işte çok tutkulu ya da çok çok yoğun yaşanan bir şeye işaret edebilir gibi böyle anlamlar kesinlikle veriyoruz ama her zaman bütününe bakarak, anlam bütünlüğüne, tematik bütünlüğe bakarak evet, her zaman, son kararı veriyoruz. Evet, peki örneğin suyun işlenmesi nasıl? Su sesi, işte şelalenin orada çekilen bir film. Gene filmin bütününe bakmam gerekir tam olarak anlayabilmek evet, için. Suyun da mesela önden yani filmi izlemeden en azından hani söyleyebileceğim kadarıyla suyun farklı farklı anlamları olabiliyor sinemada. Mesela cinsellik anlamında kullanılabiliyor. Yeniden doğuş anlamında kullanılabiliyor. Ana rahmini temsil edebiliyor bazen. Bazen arınma, temizlenme anlamına geliyor ki o da aslında biraz yeniden doğuşa da yakın. Arınmak, yeniden işte belki günahlarından ya da eski suçlardan arınıp yeni bir sayfa açmak, temizlenmek gibi anlamlara gelebiliyorsun. Gene filmin konularına, tematik yapısına bakarak, oradaki su kullanımının tabii o sahneye de bakarak bu anlamlardan hangisine geldiğine karar verebiliyoruz. Bunların, bu saydıklarımın dışında da bir anlama gelebilir. Gene anlamsal bütününe bakarak o sahnede suyun kullanımının ne anlama geldiğini ya da bize neler çağrıştırdığını çözümleyebiliyoruz. Peki, siyah beyaz filmlerin çözümü nasıl? Aslında çok farklı değil. Anlamsal olarak baktığımızda ya da mizansene baktığımızda, sese, müziğe, kurguya baktığımızda gene yani belki renk olarak bakmıyoruz orada ama diğer filmik elementlere bakarak gene bir sürü çözümleme yapma şansımız oluyor. Özellikle sinematografi bize çok bilgi veriyor. Mizansen ögeleri, diğer mizansen ögeleri renk dışında bize çok fazla bilgi veriyor. O yüzden aslında siyah beyaz filmlerde sadece rengi belki konuşmuyoruz. Kalan her şeyi aynı detaycılıkla çözümlüyoruz. Evet, peki. Şimdi senaryo yazıldıktan sonra mekan, kıyafet seçimini yapan kişiler kimler? Farklı farklı departmanlar işbirliği içinde çalışıyor film çekimlerinde ve önden çok detaylı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Filmin çekildiği döneme ya da filmin çekildiği sisteme göre, mesela Hollywood sistemine göre mi çekiliyor, bağımsız bir film olarak mı çekiliyor ya da başka bir şey olarak mı, farklı bir yerde mi duruyor prodüksiyon, buna bakarak aslında de bazı şeylere karar verebiliriz ama mesela auteur sineması açısından konuşmak gerekirse yönetmen, filmin yazarı ve yönetmeni olarak bazen konuştuğumuz kişi filmin her türlü detayına aslında karar veriyor. O yüzden de farklı departmanların başlarındaki kişiler, şefler yönetmenle işbirliği içinde o filmin anlatı unsurlarına göre, paralelliğine göre filmin nasıl bir renge, nasıl bir ışığa sahip olması gerektiğini, mekanların nasıl seçilmesi gerektiğini, oyuncu seçimini, oyuncuların nasıl giydirilmesi gerektiğini, tüm bunları birlikte çalışıyorlar ve önden planlıyorlar. Çok detaylı bir planlama oluyor önde ve aslında rastlantısal, neredeyse hiçbir şeyin olmadığı bir yer diyebilirim set. Bazı yönetmenler spontan kararlar alabiliyorlar ya da o anda sette bir şeyleri improvize edebiliyorlar, doğaçlayabiliyorlar. Ama genel olarak çok programlı, planlı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Her departmanın şefi gene departmandaki diğer elemanlarla birlikte, mesela sanat grubu, sanat yönetimi grubu, filmin içinde gözükecek her şeyin filmin işte zamanına, dönemine uygun olmasına dikkat ediyor. Kostüm departmanı gene anlamsal bütünlüğün dışına çıkacak kostümlerin olmamasına, yönetmenin tercih ettiği kostümleri, sahneye uygun, filmin anlamına uygun kostümlerin seçilmesi için çalışıyor. Müzik departmanı ya da bestekarlar, filme uygun müziklerin, anlamsal olarak bütün taşıyacak müziklerin bestelenmesinde çalışıyorlar. Oyuncular aynı şekilde. Filmin anlamına uygun, film karakterlerine uygun oyunculuklar geliştiriyorlar bazen aylarca çalışarak. Yani aslında her departman filmin anlamsal bütünlüğünü korumak ve onu anlamlara hizmet edebilmek için aylarca önceden çalışmaya başlıyor diyebilirim. Çok güzel. Peki bilgisayarların, yazılımların ne etkisi var bu
film sanayisine diyelim? Yani endüstriyi çok geliştirdiklerini ve bazı açılardan film üretimini çok hızlandırdıklarını, çok çoğalttıklarını ve çok farklı kesimlerden insanların film üretmesine olanak tanıdıklarını söyleyebilirim. Şu an çok fazla bütçesi olmayan bir insan bile telefonuyla ya da daha ucuz ekipmanlarla film çekebilme şansına erişiyor teknoloji sayesinde. Ya çok aslında geniş bir konu bu. Bazı açılardan da belki gelecekte bazı şeyleri değiştirebilecek ya da tehdit edebilecek bir şey haline de gelebilir teknoloji. Bazı çok ileri düşünen insanlar şey de diyorlar, oyuncuların yerini animasyon şey alabilir, çizimler alabilir falan diyenler de var ama yani çok çok faydalı olduğu bir uçtan çok zararlı olabileceği bir uca kadar bir sürü yorum da bulunabilir ama şu an bugüne kadar en azından pozitif etkilediğini söyleyebilirim. Yani bize çok fazla şey yapma fırsatı tanıyor. Kameranın gelişmesi, lenslerin gelişmesi, ışık ekipmanlarının gelişmesi, kurgu ya da işte prodüksiyonda kullandığımız teknolojilerin, programları, yazılımların gelişmesi bize çok fazla yeni kapı açıyor evet. diyebilirim. Çok güzel. Peki film okuma ile ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum, eğitim almak istiyorum. Haftada kaç gün, kaç saat? Uygulamalı mı, teorik kısımlar var mı, sınav oluyor muyuz, bilgi verir misiniz? Eğer üniversitede ders alıyorsanız kesinlikle sınav alıyorsunuz. Ama dışarıda verdiğim derslerde sınav yok. Tabii ki başlangıç kurunda 5 haftalık dersler var. Haftada bir kez buluşuluyor ve yaklaşık 2 saat sürüyor. 2 saati aştığımız da oluyor çoğunlukla. Sohbet ediyoruz, daha fazla detay isteyen öğrenciler oluyor. O yüzden 2 saati aştığımız oluyor ama mesela 5 haftalık bir eğitimde haftada 2 saat ayrılarak aslında filmin temel ögelerine dair çok iyi bir fikre sahip olabilir bir kişi. Ve ondan sonra da kalan aslında kişinin kendine göre biraz değişiyor. Bol bol film izleyip istediği kadar okuma yapabilir. Ne kadar film izlerse, ne kadar ek okuma yaparsa o kadar o kişi hızlı bir şekilde film dilini anlayabilir hale geliyor. Bu birazcık yabancı bir dil öğrenmek gibi. Ne kadar pratik ederseniz o kadar hızlı o dilde akıcı hale geliyorsunuz. O kadar kolay konuşulanları anlıyorsunuz ve kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Film dili de öyle. Ne kadar çok izlerseniz filmin size ne demek istediğine dair o kadar rahat bir fikir sahibi oluyorsunuz. Peki online dersler de oluyor mu? Evet. Pandemi döneminde tamamen online ders vermeye geçtik. Evet. Eskiden fiziksel olarak yaptığımız sınıflarımızın hepsi de online derse geçti şu an. Evet, ilgi duyan kişiler için bilgilerinizi vereceğim. Peki ikinci grup var mı? Yani 5 hafta yetiyor mu? Aslında 5 hafta yetmiyor insanlara. Çünkü yani ilk bu kursu açtığım zaman aslında devam sınıfı yoktu. Sadece başlangıç sınıfı vardı ve başlangıç sınıfına gelenler devam sınıfını istemişti. Yani biz bu kadar şeyi öğrendik ama daha çok pratik etmek istiyoruz. Farklı farklı yönetmenler ve filmler çalışalım mı dediler. Ben de olur dedim ve aslında devam sınıfı dediğimiz sınıf bu şekilde açıldı. O yüzden de başlangıç sınıfına gelenler her hafta farklı bir konunun işlendiği, farklı bir filmin işlendiği devam derslerine katılım gösteriyorlar. Gene yeni şeyler öğrenmek, ufuklarını açmak için, belki keşif yapmak için, hiç duymadıkları bir ülkenin, duymadıkları bir sinemasından bir yönetmenin filmini izleyebilmek için ya da belki çok sevdikleri, bildikleri bir filme farklı bir açıdan bakmak için o devam derslerine katılıyorlar. Evet, çok güzel. Peki yaş grubu nasıl? Hangi yaş grubu bu programa katılabilir? Aslında bizim sınırımız yok yaş grubu olarak ama genelde çalışan kesim ya da emekli kesim daha çok geliyor. Çünkü üniversitede okuyan ya da yani okuyanlar genelde derslerine, sınavlarına odaklandıkları için belki fırsat bulamıyorlar. O yüzden çoğunlukla çalışan ya da emekliler katılabiliyor. Onlar bir tık daha akşamları vakit ayırabiliyor durumda oldukları için. Örneğin çocuklar için olabilir mesela 9 yaş grubu için olabilir mi? Ay çok güzel dediniz. Var aslında çocuklar için de film okuma etkinlikleri. Tabii ki onların yaşlarına uygun filmler seçilerek film okuma etkinlikleri yapılıyor. Liselerde de bazen yapılıyor. Ben hatta kendim bir kez bir lisede film okuma etkinliği yapmıştım. Onlara uygun bir film seçerek, yaşlarına uygun. Çok çok şahane bir şey. Gerçekten keşke her çocuk
çok genç yaştan film izleme ve daha sonra üzerine konuşma ve onu daha iyi anlama, çözümleme fırsatına sahip olsa, her sanat dalı için hatta geçerli. Sadece sinema doğru değil, müzik, tiyatro, evet, resim. Peki film okumanın katkıda bulunacağı dersler var mı? Mesela okuduğunu anlama, satranç gibi. Kesinlikle, bence aslında yani düşündüğüm zaman her şeye genel olarak katkısı olacağını düşünüyorum. Evet. Yani bütün sanatlar için düşünüyorum. Aslında sadece sinema için değil, herhangi bir, evet, çocuğun ya da öğrencinin herhangi bir sanatta o sanatı anlamak için göstereceği çaba ciddi bir gelişime sebep oluyor bence. Hem sizin de konuşmanın başında dediğiniz empati açısından çok gelişiyor. Evet. Gördüğünü anlama, yorumlama kişiye bir güven getiriyor. Kendi yorumunu, kendi sesini buluyor kişi. Ve kendine güveni ya da işte sanat eserine karşı olan ilişkisi, bakışı değişiyor. Çünkü sanatla aslında küçük yaştan itibaren iletişim kurmayan bazı insanlar bazen sanat eserleriyle aralarına çok mesafe koyabiliyorlar ya da çok zor ya da çok uzak bir şey olduğunu düşünebiliyorlar. Bazı insanlar lüks, bazı insanlar da çok bazen üst sınıf bir şey olarak görebiliyor sanatı, ama aslında hiç öyle değil. O yüzden de ne kadar genç yaşta bir çocuk sanatla iç içe olursa, onu çözümlemeye çalışırsa, bence her türlü dersinde ve kendini ifade etme konusunda, evet, özgüven konusunda, neden sonuç daha ilişkisi kurmadı olabilir? Evet, kesinlikle. Hı-hı. Kesinlikle. Evet. Gördüğünü anlamlandırma, parçaları birleştirme, hı-hı, bütüne ayrı, detaylara ayrı bakma, evet, hikaye anlatıcılığı, hı-hı, takip, konsantrasyon, hayal gücü, çok fazla şeye gerçekten katkısı olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Evet. Çok güzel. Peki benim sorularım bunlar. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Benim aslında ekleyeceğim bir şey yok. Çok güzel sorular sorduğunuz için bence bayağı bir fikir verdi film analiz üzerine konuşmamız diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Diğer konularda görüşmek dileğiyle. Ben çok teşekkür ederim Işın Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.